Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle dünyanın en saçma ve en gereksiz icatlarına bakacağız. Dur bir dakika. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen, oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Eğer bu videoya like atıp güzel bir yorum yazdıysan ve en önemlisi ücretsiz bir şekilde aramıza katıldıysan, ki bunu yaptıysan hoş geldin, sefa geldin. Serice videoya geçiyoruz. Bakalım ilk saçma sapan icat neymiş? Koltuktan demir çıkıyor. Gitmek istediğin yere gittiğinde hırsızlara karşı anti hırsız. Orada demir çıkıyor, adam oturamıyor ama adam yani onu sırtlayıp götüremiyor değil mi? Oradan illa oturması lazım yani. Oraya oturmadan o bisikleti kaldırıp götürsem ne yapabilirsin ki? Bunlar bıçak. Bıçağı eritip düşündüğüm şeyi yapacaksın değil mi? Gözlük yapacak, evet ya. Yani güzel de görünüyor ama ne bileyim ya, öyle sadece bir foto çekilir bununla, dışarıda gezilmez. Bu benim yeni alarmım, ben icat ettim. Bakayım, tamam. Hiç hayırlı bir icat gibi durmuyor ya. Abi çaldı alarm. Evet, oradan kafana tencereye geçirip ona vuruyor. Aslında benim sabahları ihtiyacım olan şey bu. Çünkü artık alarm falan bana sökmüyor. Biliyorsunuz benim yatağım şurada. Şu Sparta kaskının olduğu yere de telefonumu bırakıyorum gece. Sabah alarm çalıyor. Yaptığım şey yandan tuşa basıp kapatmak. Bu kadar. Abi bir alarm bu kadar hızlı kapanmamalı. Onun bir bug'ı falan yok mu ya? Yani o tuşa basacağım ama kapanmayacak alarm. Bana öyle bir şey lazım lütfen ya. Pille çalışan bir şey galiba. Makas. Elektronik makas mı yaptın? Yani aslında buna o kadar da kötü diyemeyeceğim ya. Eğer işiniz buysa, yani çok fazla bir şeyler kesiyorsanız bir günde, yapılabilir aslında. Niyeyse o kadar kötüleyesim gelmedi. Tabii ki benim için çok saçma çünkü ben bir günde hiç kağıt kesmiyorum makasla. Bu ne? Yeşil bir şey. Green screen gibi bir şey mi ya acaba? Tamam, oradan bant var, anladık. Onu nereye asacağız peki? Ayağımıza. Üstüne mi basacağız? Kaymaması için mi? Anladım. Ya kötü diyeceğim de çok da kötü değil ya. Bankta otururken masa işte. Ama şimdi düşününce çok kötü, çok saçma, banka koyarım. Mantıklı, evet. Sonradan saçma geldi. En gereksiz icat. Telefonu şarj eden bir şey mi? Elinle şarj ettiğin bir şey diyeyim mi, o kadar da gereksiz değil. Yani çok acil durumlarda hayat kurtaracak bir şey. Baktığın zaman sana bana yaramaz ama öyle dağda bayırda dolaşan insanlara çok yarar. Ama tabii 10 saatte %0002 falan şarj edebilir, ona ben karışmıyorum. Evet abla, bant ve makas. Tabureye basıyorum, tabureye ayaklarımı bantlıyorum. Niye yarayacak o? Onlarla yürüyeceğim. Onlarla oraları sileceğim. Düşünce de gitti. Ayaklar gitti. Çok saçma. Bunun yerine bir tane merdiven alıp koysak daha mantıklı olmaz mı? Telefonunu koyuyorsun ama kayıyor. Evet. Bunun için bunu mu almalıyım? Ya saçma oldu sanki biraz. Yani niye alayım ki onu? Gerçi ama ben de her sabah kahvaltıda bir şeyler izlerken böyle telefon bir anda tık deyip kayıp düşüyor. Sinirlerim çok bozuluyor. Ama bunu almak yerine gidiyorum, telefonu düzeltiyorum, daha güzel koyuyorum, duruyor. Gereksiz kutu. Bunu biliyorum ya. Bunu kim icat etti? Abi yani bunu icat ederken ne düşündün? O kadar mı boş vaktin vardı ya? Tuşa basacağım, o da gelecek, tuşa basacak. Öyle karşılıklı kapışacağız. Ben 2 dakika sonra onu kırmış olurum. Araba ters mi gidiyor? Çekici mi çekiyor onu? Nasıl ya? Araba ters gidiyormuş gibi yapmışlar ama araba düz gidiyor. Abi hem çok saçma hem çok tehlikeli. Düşünsenize, bu araba böyle işte bir yerden önünüze katıldı. Bir baktın sana doğru gelen bir araba var. Çok tehlikeli. Bence bunun trafikte olmaması lazım. Ayrıca da arabayı ters çevirmek için niye uğraştınız bu kadar? Mısır yiyorum televizyon karşısında, hop uyuyakaldım. Bu böyle dıng 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 oradan oynayacak, beni uyandıracak. Çok saçma. Ayrıca Shrek izlerken asla uyumam. Konudan bağımsız bir şey söylemek istiyorum. Bir videoda daha söylemiştim. Shrek çıkalı kaç sene olmuş biliyor musunuz? 2001'de çıkmış. 21, 22, ya 23'e giriyoruz. 22 sene önce çıkmış. Ben buna o kadar da saçma demek istemiyorum ya. Bunu çünkü çok internette arattırdım, bulamadım. Bulsam alacaktım. Hem yürüyüş yapıyorsunuz hem yürümekten daha hızlı gidiyorsunuz. Çok mantıklı değil mi ya? Hem yürüyorum hem bisiklet sürüyorum. Hem bisiklet sürdüğüm kadar yorulmuyorum hem de yürüdüğüm kadar yavaş gitmiyorum. İnşallah bir an önce internette satışa çıkar. Hop, hemşerim arabayı çarpacaktın ya. Bunun için ara ayna mı almamız lazım? Yani çok saçma olmadı mı ya? Oradan inerken abi arkanı dönüp bakarsın. Abi reis çıktı abi, Allah aşkına bir göster nasıl olması gerektiğini ya. Tamam,
Aynen, kapıyı açmadan önce bir bakarsın zaten, sen yolcusun ya hani, dönüp bakabilirsin. Sonra çık abi, bu kadar basit. Hatta kafanı camdan çıkarmana bile gerek yok. Dön şöyle arkana bak. Sizi online tutacak bir şey galiba bu. Evet, bence bu mantıksız değil. Çünkü bunun aletini zaten internette satıyorlar. Eğer böyle bir işiniz varsa hani mouse'un hareket etmesi gerekiyorsa ya da ne bileyim oyundan çıkmamak için mouse'un dönmesi gerekiyorsa bunu yapabilirsiniz. Çünkü adamlar bunu parayla satıyor. Sen ventilatörle yapıyorsun. PlayStation kolu tutacağım. Abi onu tutmak yerine bıraksak masada dursa. Ha ya da böyle çekmeceye koysak daha iyi olmaz mı? Yani masanın altına niye koyuyorum ki? Ha şurada dursun işte. Bu tuz mu çekiyor ya? Aynen, bu böyle fıt 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 çevirirsiniz tuz çeker ya. Yani buna da saçma diyemedim ama o kadar tuzu da ne yapacaksın ki yani? Çok fazla tuz kullandın. 3 boyutlu kalem mi bu? Evet, 3 boyutlu kalemle ne çizdiğini şu an bilmiyorum. Bayağı bir malzeme harcanacak ama. Tamam, böyle böyle öyle öyle artı şeklinde derken bayağı kapladın. Kulaklık mı? Abi ciddi olamazsın ya. Gerçekten mi? İçine bir de normal kulaklık koyacağım. Ha, ondan sonra onu takacağım diye güleceğim, öyle mi? Gerçekten videonun en saçmasını bu ilan ediyorum. Bana katılıyorsan like'la. Küçük bir traktörün önünde kutu var. Oradan karları süpürüyor. Bence bu da mantıklı. Yani abi mantıksız dedik daha demin. O mantıksızsa bu über mantıklı yani bu. Einstein bu. Bu eniştelerin taktığı böyle telefon tutucu değil mi? Ay, yumurta tutucu. Ya abi şaka mı ya? Gerçekten ya. Bir tane yumurtayı taşıyıp ne yapacağım ben? Enişte telefonlu o burada olur böyle. Telefon koyulur ona. Ona ben niye yumurta koyuyorum ki? Bunu ben icat ettim. Otomatik çorba makinesi. Nasıl ya? Hem hızlısı var hem yavaş modu var. Göster bakalım başımıza neler gelecek. Bu yavaş modu. Evet, çok güzel. Bunda çorba içebilirsiniz. Teşekkürler. Hızlı modunda herhalde başımızdan aşağı dökecek. Hızlı mod nasıl? Abi gerçekten bunda var ya, 10 numara çorba içersiniz. Hatta diyet falan yapıyorsanız bence alın. Nasılsa içemeyeceksiniz, kilo da alamayacaksınız. Abla kaskla diş fırçalama o aleti mi? Evet, doğru tahmin etmişim. Evet abla, böyle koyacaksın, dişlerini fırçalayacak. Yani şunu kafama takıp kuracağıma alırım diş fırçamı. İnsan gibi 2 dakika boyunca fırçalarım, bırakırım daha iyi. Ayrıca bir şey diyeceğim, bu sadece önleri fırçalıyor. Yanları nasıl fırçalayacağız? Ne oldu? Çürüdü. This is a must. Yani bunu kesinlikle yapmalısınız gibi bir anlamı var herhalde. Komodini deldin, tamam. Buz mu döktü oraya? Aynen, buz döktü. Işığı kaldırıyorum. Elimi daldırıyorum oradan. Buz alıyorum. Sonra ışığı geri yerine oturtuyorum. Sonra televizyon izlemeye devam ediyorum. Evet abi, sen de bence en saçmalar listesinde ikincisin ya. Hatta birinci bile olabilirsin. Sizce birinci bu mu olsun yoksa diğeri mi olsun? Hemen videoyu şu an durdurmak istedim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bye. Nasıl ama 2 saniyede reklamımı yaptım. Bu Kinder paketini raftiyeli delik açıyorsun. Ondan sonra bir şey döküyorsun içine. Ne oldu? Ne olacak yani bu? Ya tuzluk mu oldu o şimdi ya? Abi onu alacağına gidip tuzluk alaydın ya. Bu ne? Abi bu bilgisayar ekranı için biraz fazla parlak değil mi ya? Gece oynuyorum. Kör oldum. Nasıl olacak şimdi? Ne alaka yani? Ölünce kör mü oluyoruz oyunda? Tamam, CS oynarken flash atınca herhalde kör oluyoruz ya. Ben tam olayı anlamadım. Tam etkisini mi yaşatmaya çalışıyor? Ha mesela arkadan vurulunca ok benim koltuğumu mu ittirecek böyle? Araba kullanırken mesela oynuyorsun. Aa, bayağı sana kaza yaptırıyor ya. Bayağı 5 boyutlu simülasyon. Yani şu flash atınca aslında parlaklığın çok artması iyiymiş de göze zararlı olur. Bu gözlükler böyle gözlükler. Yani köpeğe çok yakışmış ama ne alakası var bunun? Ne işe yarayacak bu? Ha, yağmurlu günlerde takacağım, böyle önümü silecek. Komikmiş. İşe yarar değil ama komik. Ben sırf komiklik olsun diye alırım bunu. Su tabancası değil mi ya bu? Su tabancasına diş macunu niye koyuyoruz? Diş macunu mu sıkacağız milletin gözüne? Oradan... Ya abi hayır ya. Hayır ya. Ya ne gerek vardı abi, oradan kendi tüpünden sıktırsana. Niye güzelim su tabancasını bozuyorsun? Abi tekerlekli sandalyeyle giderken bayıldı mı? Bu ne? Onun yerine bu mu? Abi o zaman bu adam niye tekerlekli sandalyede otursun ya? Gördüklerimi lütfen unutayım. Allah'ım lütfen gördüklerimi sil. Lütfen bunları görmemiş olayım, unutayım. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en saçma icatlarına baktık. Bence en saçması tekerlekli sandalyedeki bisikletti. Sizce hangisi çok saçmaydı? Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle videolar istiyorsanız hemen videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Oyun kanalıma hepinizi bekliyorum. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.